Arkadaşlar merhaba. Tekrar Levante çektik biliyorsunuz Ahmet'le ama şimdi ben biraz daha detaylı çekeceğim. Çok daha fazla merak ettiğiniz şey vardır biliyorum. Köpekler çok ağlıyor. Uş! Gel abi bakalım arabaya. Buyurun Tolga Bey. Panjur inanılmaz güzel görünüyor. Diyecek söz bulamıyorum. Bu genişlik falan normalde markaların çok girmediği toplar şu genişlik. Ama bunda harika görünüyor. Gerçekten adamlar güzel iş yapmışlar. Farlar da öyle. Farların incecik olması. Biraz FPS'e benzettim ben ama çok şık duruyor yani Maserati'nin o kimliğini vermiş yine de. Jantlara gelelim. Bunda 19 inçlik jantlar var. Pirelli Scorpion'lar var üstünde. Fena lastik değil. Arabayı sabahtan beri kullanıyorum. Çok fazla vakit geçirmedim. Şunlar Quattro Porte'den falan hatırlarsınız arkadaşlar. Bunlar da Maserati'nin kimliği aslında. Hemen arkaya doğru geldiğimizde Tolgacığım. Burada da logoyu görüyoruz. Bu logo da süper görünüyor. Arabaya böyle yandan profilden baktığımızda bayağı bir kupe görüntüsünü veriyor. Infiniti'lerde falan ilk karşılaşmıştık bu görüntüyle hatırlarsın. Tasarımı çok anlatmayı sevmiyorum ama bu çok özel bir otomobil. Çok da gelmiyor böyle otomobiller biliyorsunuz. O yüzden tasarımdan bahsedelim istedim. Gel bakalım bagaja, stoplara. Stoplar da yine Maserati'nin karakteristiğini veriyor arkadaşlar. Arkadan da güzel görünüyor otomobil. 4 çıkışlı egzozlar da bayağı bir sportif görünüyor. Bagaja bakalım hemen. Bagajda 580 litre. Bagajda bir güzellik var. Bagaj kapama butonu burada değil. Benim gibi kısa boylular için süper bir şey. Şurada. Buradan basıp bagajı kapatabiliyorsunuz. Tolga sıkışma. Şurada şık bir çanta var. O ne ya? Yeni gördüm onu. Muhtemelen ilk yardım çantasıdır. Evet. Vay be eldiven bile var içinde. Fener var. Vallahi müthiş. Bagaja da aynı zamanda buradan erişim var. Yani arka koltuktan. Şöyle ortaya açtığınızda girebiliyorsunuz oraya. Çalıştırma butonu burada arkadaşlar. Sol tarafta. Genelde bu da Porsche'lerde gördüğümüz bir özellik. Çalıştıralım. Sesi çok güzel. Şu anda normal modda ama buradan sport aldığımızda gösterelim şurayı lütfen Tolgacığım. Buradan sport aldığınızda egzoz valfleri açılıyor ve ses hemen değişiyor. Bir ses çekelim istiyorsan. Gel bakalım. Genel itibariyle arkadaşlar içeride kaliteli bir hava var. Soğuk ama kaliteli. Yani şöyle bu şuradaki dikişler olsun. Torpidon her yerin deri kaplı olması. Bunlar hepsi elle dikiliyor bu arada. İçeriye çok kaliteli bir hava katıyor. Farklı farklı tonlar var. Farklı farklı tonlarda tercih edebiliyorsunuz. Ama ben siyahı beğendim diyebilirim. Zeknan'ın tasarladığı bir versiyonu var. Onun fotoğrafını ya da videosunu bulursak araya atarız görürsünüz. Efsane görünüyor. Acayip görünüyor yani. Direksiyonu küçük ve güzel bir SUV için. Kulakçıklar çok büyük. Ben normalde büyük kulakçık, pedal shift çok severim. Ama bu biraz fazla büyük. Ve buradaki silecek koluyla ve sinyal koluyla bazen çarpabiliyorsunuz elinizi şuraya. Bazen vitesi atarken sinyali atabiliyorsunuz. Uzunları yakabiliyorsunuz yani. Böyle şeyler oluyor. Gülme Tolga. Ortası böyle bir ahşap kaplamalı, dokulu, güzel, kaliteli bir ahşap kaplama var burada. Şurada bir tane göz var. Burada bir tane AUX, USB ve SD kart girişi var. SD kart girişi çok görmüyoruz otomobillerde. Güzel bir detay bence. Burası çok güzel açılıyor bakın böyle. Mekanik ama çok iyi ayarlanmış ve müthiş açılıyor. Burada klasik saati var. Maserati'nin altında. Saniyeli. Bu da güzel görünüyor. Ekrana gelirsek eğer Maserati Touch Control Plus ismi. Android ile Apple'la birlikte kullanabiliyorsunuz. Android Auto var, Apple CarPlay var. Ekran böyle arkadaşlar. Mavi ağırlıklı. Klasik Maserati mavisi aslında bu. Hemen hemen bütün modellerinde görebilirsiniz Maserati'nin. Hemen şurada bir Levante logosu var. Güzel görünüyor. Ekranın dokunmatiği güzel çalışıyor bu arada. Şu anda benim ellerim hissiyat olmadığı için. Biraz karışık görünebiliyor ilk başta ama alışıyorsunuz. Biraz küçük ikonlar. Onların biraz daha büyük olmasını tercih ederdim. Burada işte koltuk ısıtma var. Koltuk soğutma yok. Ama koltuk ısıtma arkada da var. Birazdan geçeceğiz arkaya. Bakarız. Vites kolu. Viteste şöyle bir sorun var. Bakın çok kısa yollar. R'ye almak için çok kısa küçük bir hareket yapmanız gerekiyor.
Eğer biraz büyük bir hareket yaparsanız hemen N'ye ya da D'ye geçiyor. Bunu bir süre alışmak lazım buna. Hemen ilk oturduğunuzda alışamıyorsunuz yani. Çok büyük bir sorun değil. Hatta sorun da değil belki ama böyle bir durum var. Bilin istedim. Burada SP off var. Burada tamamen manuel kullanmaya yönelik bir tuş var. M tuşu. ICA torku falan biraz kısıp otomobilin buzda ve kaygan zeminde kullanmanıza olanak sağlıyor. Daha rahat kullanmanıza. Sport'ta bir kere bastığınızda egzoz valfini açıyor, direksiyonu sertleşiyor, gaz tepkilerini iyileştiriyor. İki kere bastığınızda adaptif süspansiyon da devreye giriyor ve süspansiyon modu aktifleşip süspansiyonlar sertleşiyor. Burada da zaten onu gösteriyor. Hemen gösterelim. Süspansiyon modu aktif. Burada bir tane iDrive benzeri bir düğme var. Bu düğmenin altındaki ekranda gidip gelmenizi sağlıyor. Bak çek baba burayı. Şöyle ekranda dolaşmanızı sağlıyor. Dolaşıyoruz. Bu da sesi açıp kapatıyor. Hala Ahmet çalıyor bu arada. Buradan geri gelebiliyorsunuz. Buradan ana menüye geçebiliyorsunuz. Hemen şurada, gel buraya Tolgacığım. Aracın yüksekliğini ayarlayabildiğiniz bir buton var. 5 kademeli ayarlayabiliyorsunuz. Yani 2 tane alçaltma modu var, 2 tane yükseltme modu var. Ortadaki mod da bir mod sayılıyor. Yani 5 tane yükseklik ayarı var toplam otomobilin. Offroad moduna geçtiğinizde, buradaki offroad düğmesine bastığınızda bütün ayarlar offroad'a göre ayarlanıyor. Süspansiyon ve aracın yüksekliği ve araç en yüksek haline getiriliyor. Bu arada otomobilin arazi videolarını izledim. Biz şimdi araziye çıkartmayacağız. Çünkü kıymetli bir otomobil şu anda. Araziye çıkartmayacağız. Arazide de iyi gidiyor otomobil. Bunu gördüm videolarda. Tavanda da işte klasik ışıkları açıp kapatma düğmeleri ve sunroof'u açıp kapatma düğmeleri var. Perde ve cam ayrı ayrı açılıp kapanabiliyor arkadaşlar. Burada müthiş bir göz var. Bayağı büyük ve soğutma yapabiliyorsunuz. O avantaj. Ayrıca bir de burada çakmaklık var. Yani 180 watt çıkış var. Arkaya geçelim. Geldik arkaya. Arkayı atlatmadan önce şu kapıyı çekmeni rica edeceğim. Kapılar direksiz arkadaşlar. Ve direksiz olduğu için çok güzel görünüyor. Burada USB var. 2 tane. Ama uyarmış sadece şarj yapmak için diyor. Şarj değil, şarj. Şarj yapmak için diyor. İki tane havalandırma var yine. Fakat burada kontrol yok. Üst pakette dün arabayı internette incelerken burada kontrol olanı gördüm. Yani klima kontrolü burada olan model var. Üst pakette var demek ki. Ama şurada şık bir detay var. Koltuk ısıtma var. İki kademeli. Arka koltuk ısıtma. Hemen burada bir kolçağımız var. Burası da böyle. Ben bayağı bir kısa boyluyum. O yüzden şu an koltuk bayağı bir ileride. Ve oturma tabii çok rahat. Şu koltuk biraz daha geride. Bir de şunu da deneyelim. Bunda da rahat. Yani bu bayağı B sütunun gerisinde bu koltuk şu anda. Ama burada da hiçbir şekilde ayaklarım falan değmiyor. Arkası da böyle arkadaşlar. Çıkalım yola isterseniz. Hadi gidelim. Evet arkadaşlar, içini anlattık otomobilin. Biraz şimdi sürüşünden, süspansiyonlarından bahsedelim. Okey, D'deyiz. Şu GoPro kutumuzu arkaya atalım. Bu arada arkadaşlar oturma pozisyonu çok güzel otomobilin. O sportif hissi veriyor yani. Şu an mesela normal moddayız ve direksiyon bayağı tüy gibi. Hafif, güzel, konforlu. Sport aldığımızda hemen zaten ağırlığı hissediyorsunuz. Ama bu ağırlık da yapay bir ağırlık değil. Onu da söyleyeyim. Tabii ki teknoloji olarak yapay ama size hissettirdiği kesinlikle yapay değil. Bayağı böyle spor otomobil hissini yansıtıyor size. Motor sesi biraz gaza getiriyor sizi maalesef. Bir de bu kadar büyük bir otomobilden 2149 kilo sanırım tam olarak ağırlığı otomobilin. Biraz ağır tabii. Bu da biraz yakmasına neden oluyor. Yakıt tüketimi konusuna geleceğim. Biraz teferruatlı bir mevzu. Şu an inşallah duyuyorsunuzdur bu sesleri. Bayağı bir egzozdan patırtılar, kütürtüler, çatırtılar. Her şey geliyor. Ama kapattığımızda da egzozun valflerini bakın hiç ses yok. Gayet sessiz. Yani ben Ghibli kullandım. Quattroporte kullandım. Gran Turismo'da kullandım. Bu otomobillere göre en fazla yalıtımı iyi olan model bu şu ana kadar kullandığım Maserati'ler içinde. Yalıtımı çok çok iyi otomobilin. Rüzgar sesi, yol sesi yok denecek kadar az. Zaten aslında otomobilin hissettirmek istediği, vermek istediği olay da bu. Yani çok fazla kaliteyi ve konforu ben size sunuyorum ama aynı zamanda sportif hisler de sunuyorum. Yapmak istediği bu amacına da ulaşıyor açıkçası. Şu an normal moddayken de çok tatlı bir ses çıkartıyor egzozdan. Hiç fazla değil ama sporta aldığımızda hemen işin rengi değişiyor. Biraz şasi hafif yatıyor ama çok güven veriyor otomobil. Zaten pist testleri de var otomobilin YouTube'da. İzleyebilirsiniz. Yabancı rakip kanallarda. Onlarda
yüksek hızlarda apex'e bir koyuyor iki lastik, direkt iki lastik havaya kalkıyor, öyle devam ediyor, sonra tekrar yere konuyor. Bunları kimse yapar mı bilmiyorum ama çok yönlü bir otomobil olarak bu kullanılabilir. Yani araziye de sokabilirsiniz, hafta sonu piste de gidebilirsiniz, hafta içi işe giderken de kullanabilirsiniz. O yüzden aslına bakarsanız çok yönlü bir otomobil. Bir böyle 2500-3000 devir aralığında çok güzel bir ses veriyor. Onu yakalarsanız acayip güzel bir tınısı var yani. Patlatmalar da çok iyi. Ben galiba egzoz fetişiyim yani, ona karar verdim. Egzoz sesi fetişi. Egzoz sesi iyi olunca otomobilin hem kendimi iyi hissediyorum. Tabii daha çok gazlamak istiyorsunuz ama bu şimdi bir müşteri testi otomobili. Çok fazla gazlamak da olmaz. Yani bu kadar ağır bir şasi için süspansiyonlar çok iyi çalışıyor diyebilirim. Bayağı sessiz ya. Hiç ses almıyor denebilir içeriye yani. Şimdi bakın tümsekten, çukurdan geçeceğim. Tok da aynı zamanda. Yani çalışma aralığı fazla. Bu fazlalık da tabii ekstra bir konfor getiriyor ama sertleştirdiğinizde de inanılmaz sportif oluyor. Ama mesela 20'ye 21'e geçilirse jantlar, ki var opsiyonlar arasında, o zaman işler değişebilir. Onu net söyleyebilirim yani. Şu anda belki de 19'lar var üzerinde diye bu kadar konforlu otomobil. Şimdi tümseye daha geliyoruz. Şu an mesela direkt konforta geldik. Yani şanzımanın hızından da bak, rahatsız etmeden atlıyor yani. Ve hızlı girdim yani. Şanzımana gelirsek, şanzıman ZF'in 8 derisi var bunda ve iyi çalışıyor. Hızıyla ilgili hiçbir problem yok. Sport'a alalım. Sport'ta biraz değişiyor aralıkları. Yani tamamen sportifliğe odaklı değil. Yani hiçbir şekilde değişimleri böyle yoğun bir şekilde size yaşatmıyor ama işini yapıyor. Onunla ilgili hiçbir problem yok yani. Şu an süspansiyonlar normalde. Bayağı hiç çizgisini bozmuyor otomobil yani. ESP devreye bile girmiyor arkadaşlar. Bayağı yüzde çıktım o virajdan yani. Direksiyonun bir de arkasında unutmadan söyleyeyim. Müzik sistemini, önceki Maserati'lerde de vardı. Müzik sistemini ayarlayan, yani sesi yükseltip alçaltan ve müzik kanallarını değişmenizi sağlayan iki tane düğme var şurada, küçücük. İki tane düğme var, onları çekmek çok zor. Muhtemelen çekemeyiz ama ben size anlatayım. Bence müzik sistemi başarılı. Bunun üst paketini almaya hiçbir şekilde gerek yok bu arada arkadaşlar. Motora gelecek olursak, keskin bir motor değil arkadaşlar. Böyle gücünü inanılmaz hissettiren falan bir motor değil. Biraz geniş bir devir bandında çalışıyormuş gibi hissediyor ama hissettiriyor ama maksimum gücünü 5000 küsur devirde, maksimum torkunu da yine aynı 5000'lerde veriyor. Ama daha fazla geniş bir aralık bandında çalıştırıyormuş gibi hissediyor motor. Yani inanılmaz keskin değil. Ama güç konusunda hiçbir sıkıntı yok. Bence bu 350 beygirlik versiyon oldukça yeterli. Yani 430 beygirlik versiyonu geçmeye gerek var mı yok mu mesela düşündürür beni açıkçası. O kadar tabii kullanıp bakmak lazım, kullanıp karar vermek lazım ama bence bu yeterli. Yani bu otomobil için bu yeterli. Bundan fazlası zaten. Yani SUV'lerde şöyle bir sıkıntı var çünkü. Örneğin piste gideceksiniz. Okey. Ama bu otomobilin hiçbir zaman unutmamak lazım ki ağırlık merkezi yukarıda. Ağırlık merkezi yukarıda olduğu zaman dolayısıyla otomobilin yol tutuşuna da negatif olarak etki ediyor bu. Yani normal bir binek otomobilinki gibi yol tutmuyor hiçbir zaman. O yüzden zaten o videolarda izlerseniz görürsünüz. İki lastiğe kalkıyor otomobil hep yüksek hızlarda. Bu bazen eğlenceli bir şey olabilir ama her zaman toplayamama durumu da olabilir. Dikkat etmek lazım yani. İlk kez bu arada tek video çekiyorum. Kendi kanalımda ilk kez tek video çekiyorum. Böyle bir otomobil geldiği için çekiyorum. Ahmet'le çektik okey ama çok fazla detay inmeyelim. Adamın da vaktini fazla almayalım diye ben şimdi böyle detaylı detaylı anlatmaya çalışıyorum size. Of ne güzel patlatıyorsun ya. Arada böyle güzel sürprizler yapıyor. Patlatıyor, sizi heyecanlandırıyor vallahi. Bu arada hava -2 derece. Hayırlı olsun. Bizim fotoğrafçılar muhtemelen donuyorlar. Kardeşlerim, arkadaşlarım. Fiyata ve tüketime gelecek olursak arkadaşlar. Araba şu anda 210 bin Euro'dan başlıyor. Bu 350 beygirlik versiyon. Yani fiyat için çok bir şey söylemeye gerek yok zaten. Yani artık ülkemizde maalesef böyle otomobiller almak zorundaysanız, almak istiyorsanız bu fiyatları cepten çıkarmak zorundasınız. Maalesef böyle. Ortalamayı söyleyeyim, yakıt ortalamasını. Ortalamada değişik bir durum var. Ortalamayı litre bölü 100 kilometre olarak göstermiyor. Ortalamayı 4.8 litre yakıtla 1 kilometre gidebilirsiniz diyor. Ortalamayı böyle gösteriyor. Yani fabrika verisine ulaşmak için bunun 9 litreye falan çıkması lazım. Şu anda biz ortalama 20 litre falan yakıyoruz. Öyle söyleyeyim. Biraz tabii gazladık. Normal hiç dikkat etmeden kullandık.
bununla çok alakalı. Dikkat ederseniz de yarı yarıya düşürebilirsiniz. Yani 10 litrenin altını fazla beklemeyin bir otomobilde. Normal tabii. Bu kadar güçlü bir otomobil kullanıyorsanız 500 Nm tork, 350 beygir. Bu değerler normal arkadaşlar. Yapacak bir şey yok bunlara. Şimdi bir 0-100 yapıp ondan sonra bitirelim arkadaşlar. Hem sesini bir dışarıdan dinlemiş olursunuz otomobilin. Hareket halindeyken dinlemiş olursunuz. Birazdan müsait bir yer bulursak yapacağız. Aa, bu arada köprüye geldik. Ben bu arada köprüden ilk defa geçiyorum. Buradan acayip görünüyor. Frenlerden de bahsedeyim bu arada. Frenleri gayet başarılı. Hava kanallı, 4 tekerlek disk frenler var. Gayet iyi frenler. Yani 2 ton üzerindeki bir otomobili durdurmak için başarılı. Evet arkadaşlar, bir 80-120 hızlanmasına bakalım burada. Anında zaten 120 oldu. Arkadaşlar, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yaptıysanız yorum yapmayı unutmayın. Kanala abone olun arkadaşlar. İzliyorsunuz, abone olmuyorsunuz. Abone olmayı unutmayın lütfen. Daha bomba, efsane şeyler yapacağız. Var aklımızda bir sürü bir şey. Vakit buldukça yapacağız. Ben de YouTube'a iyice yoğunlaşmak istiyorum artık. Sizin de desteklerinizle daha iyi yerlere geleceğiz inşallah. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Seversiniz.